Merhabalar. Nasılsınız? Teşekkür ederim, siz? Bizler de gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz. Özlem Hanım, Anje'ye güzellik merkezi olarak söyleşimize geçeceğiz. Ancak öncesinde izleyicilerimize ben çok kısa sizi tanıtmak istiyorum. Nefise Özlem Taydaş kimdir? Ne kadar zamandır sektörde hizmet vermektesiniz? Öncelikle kısaca kendinizden söz eder misiniz? Nefise Özlem Taydaş, usta öğretici, güzellik uzmanıdır. 1998 yılından beri bu sektörde hizmet vermektedir. Evet. 7 yıldır kendi yerini işletmektedir. Hı hı. 20 yılı aşkın bir süredir bulunduktan sonra da 7 yıl öncesinde de kendi işletmenizi kurdunuz. Anje Güzellik Merkezi'ni, Bağdat Caddesi'ni, burada da Şaşkın hizmetlerinize devam ediyorsunuz. Peki efendim, Anje Güzellik Merkezi olarak burada sunmuş olduğunuz hizmetler nelerdir? Biraz bahseder misiniz? Burada pek çok hizmet sunuyoruz gelen misafirlerimize. Nelerdir? Çeşitli cilt bakımları. Yani klasik, spesifik cilt bakımları, ameliyatsız yüz boyun liftingi uygulamaları, vücutla ilgili şekillendirmeler, selülitle ilgili tedaviler, bakımlar, onun dışında epilasyon uygulamaları, vücut bakımları. Evet. Yani pek bir güzellik merkezi var. Adına buraya gelen misafirimize A'dan Z'ye bütün hizmetleri... A'dan Z'ye bütün hizmetleri veriyoruz. Sunabiliyorsunuz. Kalıcı makyaj, ipek kirpik, şu an aklıma gelen kirpik liftingi, son dönemlerde çok moda olan. Yani burada ciltle alakalı, yani cilt bakımla alakalı değil, yine işte makyaj olsun. Kalıcı makyaj, profesyonel makyaj. Make-up olarak da yine aynı zamanda bir hizmet veriyorsunuz. İpek kirpik, aha. Peki efendim, ameliyatsız yüz ve boyun gerdirme. Biraz anlatabilir misiniz bizlere bunu? Ameliyatsız yüz ve boyun liftingi olarak adlandırıyorum ben. İki cihazla uyguluyoruz. Bir tanesi cihazlarımızdan ismi Ultraton, İngiliz menşeli bir cihaz, bilgisayar sistemli. Kişinin ten rengine, cildinin İşte sarkma oranına göre belirlenmiş programları var. Makine kendisi ayarlıyor zaten. Evet. Birinci aşamamız ultratonla yapılıyor. İkinci aşamada da radyo frekans uygulamamızı yapıyoruz. Biz 8-12 seans arasında kürler tekrarlandığında, seanslar tekrarlandığında oldukça güzel sonuçlar elde ediyoruz. Kalıcı ve güzel sonuçlar. Evet, yani bu yaptığınız uygulama bildiğim kadarıyla çok yaygın olmayan bir uygulama. Şimdi şöyle, genellikle daha çok medikal estetik, işte estetik cerrahide yüz boyun germe uygulaması diye bahsedilir. O yüzden ben lifting diye bahsediyorum. Lifting yani sarkmanın toparlanması anlamına geliyor. Ameliyatsız, iğnesiz, enjeksiyonsuz, kimyasal hiçbir işlem uygulanmadan, ağrısız, acısız bir şekilde tamamen doğal yollarla kasların ve derinin toparlanmasını, sıkılaşmasını sağlayan bir yöntem bu. Evet. Peki efendim, birçok hizmet sunuyorsunuz işletmenizde. Bu hizmetleri sunarken dikkat etmiş olduğunuz kriterler nelerdir? Yani hangi unsurları göz önünde bulunduruyorsunuz? Öncelikle hijyen. Benim için en önemli olan hijyen. Kesinlikle. Kaliteli hizmet. Müşteri memnuniyeti çok önemli çünkü. Ve her geldiğinde aynı hizmeti alabilmeli. Evet. Müşteri. Sonuç odaklı bir hizmet. Sonuç odaklı bir hizmet veriyoruz kesinlikle. Evet. Önceliğiniz tabii ki insan sağlığı ön planda olduğu için de hijyen. Hijyen çok önemli. Daha sonrasında tabii bunların işte periyodik olarak buraya geliyorlar, gidiyorlar. Siz bunların takibini yapıyorsunuz. Tabii. Bir problem olduğu zaman yine sizlere danışıp bir danışmanlık hizmeti de yine aynı zamanda veriyorsunuz. Tabii hani buraya insanlar geldi, sadece uygulama yapıldı. Evet, hani uygulama yapıldı, işiniz bitti. Böyle bir durum elbette söz konusu değil. Konusu değil tabii yine ki. Yine bir danışmanlık hizmeti de kendilerine danışmanlık hizmeti ücretsiz olarak veriyoruz tabii ki. Evet. Gelen misafirlerimize yardımcı olmaya çalışıyoruz. Evet. Şimdi efendim, ben işletme olarak biraz da ayrıcalıklarınızdan söz etmenizi isteyeceğim. Geniş bir sektörün içerisinde yer alıyorsunuz. Hakikaten bir güzellik merkezi olarak birçok faaliyet gösteren işletme varken neden özellikle insanlar sizleri tercih etmeli? Yani sizi bu diğerlerinden ayıran en büyük, en önemli özellikler nelerdir Özlem Hanım?
En büyük, en önemli özelliklerimizden bir tanesi demin de söylediğim gibi hijyen. Evet. Hijyen bizim için çok önemli. Müşteri memnuniyeti bizim için çok önemli. Evet. Kaliteli hizmet çok önemli. Müşteri her geldiğinde aynı hizmeti aynı şekilde alıp uygulamalar baştan söz verildiği gibi sonuç odaklı yapıldığı için. Burada tabii ki evet, kullanılan malzemenin kalitesi, bunların hijyeni çok önemli. Ama tabii bir de uygulama aşaması da çok önemli. Uygulayıcılarımız da usta öğreticidir. Profesyoneldir. Onlar da yaklaşık 20 yıldır, hatta 20 yılı aşkın süredir bu sektörün içinde olan çalışma arkadaşlarımız var. Yani bu işin ehli olan insanlarla çalışıyorsunuz. Kesinlikle. Çünkü cihazları kullanırken önemli olan uygulayıcıdır. Kesinlikle. Yapılabilecek en ufak hata da çok büyük olumsuz sonuçları insan sağlığına çok olumsuz yönde etki gösterebilir. Neticede güzellik ve bakım olarak geçiyor ama insan sağlığını etkileyebilecek şeyler tabii ki de olabilir. Evet, yani çünkü görüyoruz farklı işletmelerde mesela hani birkaç sene bir yerde çalışıp artık ben kendi yerimi açabilirim diyen insanların sayısı da çok fazlalaştı. Birkaç sene bir yerde çalışmıyorlar bile. Sadece kursa gidiyorlar, birkaç aylık bir kursa. Evet. Birkaç aylık kurstan sonra kendi yerlerini açmaya kalkıyorlar. Veya işte görüyorlar, beğeniyorlar. Çok kolay bir iş zannediyorlar Kesinlikle, bunu. Evet. Yer açmayı düşündüklerini söylüyorlar veya açıyorlar ama o kadar kapsamlı bir iş ki bu. O kadar detaylı ki ve o kadar zor bir iş ki. Çünkü en başta insanla karşı karşıyasınız. Görsellik. Özlem Hanım, son olarak bizleri izleyen izleyicilerimize buradan neler aktarmak istersiniz? Önerileriniz neler olur? Çok kısa olabilir miyiz son olarak? Öncelikle yıllardır ayakta kalmamıza destek olan bütün üyelerimize, bütün danışanlarımıza, herkese teşekkür etmek istiyorum bizi tercih ettikleri için. Onun dışında her ne kadar güzellik ve bakım olarak görünen bir sektör olsa da direkt insan sağlığı ile ilgili bir sektördür. Kesinlikle. Merdiven altı yerlerde yapılan uygulamalara çok rağbet etmesinler. Tamah etmesinler fiyatı uygun diye. Biz zaten ücretsiz danışmanlık hizmeti veriyoruz. Gelebilirler, danışabilirler, kendilerini yönlendiririz. Her konuda yardımcı olabiliriz. Tabii bu durumda referanslarınız da çok kuvvetli. Referanslarınızı da inceleyebilirler. Tabii referanslarımızı da inceleyebilirler. Yani ona göre son olarak diyebiliriz ki sizin gibi profesyonel, gerçekten bu işin ehli olan insanlara müracaat etsinler. Kesinlikle. Sizlere bir danışsınlar, ondan sonra tercihlerini yapsınlar diyebiliriz. Özlem, vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyoruz sizlere. Ben teşekkür Bizleri ederim. Bizleri burada ağırladığınız için ayrıca teşekkür ederiz. Hizmetlerinizin ve başarılarınızla devamını diliyoruz.